Geçen sene sizlerle üniversite sınavı öncesinde kaygılarımız için konuşmuştuk. Ama bu sene bu konuyu tekrar konuşmamız gerekti. Çünkü artık gündemimizde yeni bir şeyler var galiba. Adını söyleyeceğim mecburum. Artık çok da alıştık sanırım. Sizin için maskemi çıkardım ve bugün bu konuyu konuşalım diye. Birazcık düşündüm nelere ihtiyacımız var. Çünkü kısa zaman içerisinde bir sınava gireceğiz. Bu tarafı biliyoruz. Zaten uzun zamandan beri hepiniz tam da bu takvime göre hazırlandınız. Takvim birazcık oynadı ama sanırım buna da adapte olmayı başardınız. Ama şimdi farklı bir şeyler var. Çünkü belli bir süre okula devam edemedik. Hazırlıklarımız sekteye uğradı gibi oldu. Yepyeni bir rutin oluşturmak zorunda kaldık. Ve kaynaklarımıza erişimimiz değişti. İnsanlarla etkileşimimiz değişti. Hazırlık sürecindeki etkileşim ihtiyaçlarımızı başka yöntemlerle gidermemiz gerekti. Ve artık Haziran ayına geldik. Haziran'ın sonu gibi hazırlandığımız, beklediğimiz ve hayalini kurduğumuz sınav gününe yaklaşıyoruz ve gideceğiz. Birçok şey değişmiş olacak aslında. Pandemi denilen şu değişik şey bütün dünyayı etkisini almış bir hastalık anlamında kullanılan bir kelime. Bu şu demek aslında sizinle beraber herkesin aynı kaygılarını yaşadığı, hiçbirimizden kaygı açısından daha da dezavantajlı olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Yani birileri çok çok daha rahat ve size çok çok daha sizden daha önde gibi tanımlayamayacağınız bir dönem. Hepimiz bir şekilde bu süreçten geçiyoruz. Ama bu süreç hepimizi farklı etkiliyor. Bu etkiler kimimizde çok bizi engelleyen, çok bizi işlevsiz bırakan bir şekilde olabiliyor. Kimimiz için de daha tolere edebilir, daha kolay bir şekilde baş edilebilir bir halde kendini gösteriyor. Bence burada bizim ihtiyacımız olan şu önümüzdeki kısa zamanda süreci kafamızda yeniden formalize etmek. Evet, bir pandemi süreci geçirdik. Bence çok büyük de bir anı oldu aslında. Çünkü eminim üniversite sınavından sonra bunu birçok kişiye anlatacaksınız. Küçüklerinize anlatacaksınız, sınıf arkadaşlarınıza konuşacaksınız. Evet, bir şeyler yaşadık, yeni rutinler geliştirdik ve bir şekilde bu hazırlık sürecini tamamladık. Şimdi bu süreçte biri benden daha avantajlı ya da dezavantajlı diye düşünmek galiba bizi biraz kaygılandırabilir. Bunun yanında çok fazla kanallardan bilgi almaya çalışmak, sürekli sınavla ilgili haber paylaşımlarına dikkat etmek bizi oldukça kaygılandırabilir. Belki de bununla ilgili haber alma biçimimizi belirlemeye ihtiyacımız var. Pandemi evet birilerini eve kapattı, havalar da güzelleşti ama biz evde kaldık. Ama bir de şu taraftan bakalım, havalar güzelken ders çalışmak her zaman zordur. Bu her nesil için böyle oldu. Biz istemesek de biraz evde kaldık. Bunu da biraz belki de kâra çevirdik. Ben çok ders çalışamadım ama iyi dinlendim diyorsanız şöyle düşünmelisiniz bence. Kendinize şefkat verin. Demek ki dinlenmeye ihtiyacınız vardı. Çünkü yorgun bir zihinle bu sınavı başarmak çok zor. Eğer iyi dinlendiyseniz, zihniniz berraksa zaten bildiklerinizi yapacaksınız demektir. Bu eşit dezavantajlı olma durumu bize neyi kazandıracak? Artık bu konu hakkında düşünmemeyi kazandıracak. Evet, hepimiz bir şeyler yaşadık ve şimdi bu sürece odaklanıyoruz. Bu sefer sınava giriş biçimimiz, sınava giriş yerimizle ilgili kaygılarımız olabilir. Daha önce belki de yoktu. Şimdi nasıl olacak diye düşünüyoruz ama şunu düşünmemiz lazım. İlk defa evden çıkmıyoruz neyse ki. Yavaş yavaş yeni normale alışırken evden çıkmak, öz bakımımıza dikkat ederek evden çıkmak, maskeyi kullanmak, hijyenimizi korumak gibi konularda, sosyal mesafeyi belirlemek konularında deneyimimiz var. O yüzden ilk defa evden çıkan ve ilk defa tanımadığı insanlarla yüzleşecek bir kişi olmadığımız için aslında sınav ortamında tanıdık bir şeyler yaşayacağız. Sınav ortamlarında bu pandemi süreciyle ilgili alınmış önlemler olacak ve bunlar size zaten duyuruldu. Bu önlemleri biliyor olmak belki içimizi biraz daha rahatlatabilir. Sınav anıyla beraber aslında pandemi dışarıda kalacak. Neden bunları zihnimizde yeniden düzenlemeye ihtiyacımız var? Çünkü eğer kaygılarımız daha da artarsa zihnimiz sadece bu kaygılardan kurtulmaya odaklanacak. Oysa biz bir yıl için zihnimizi neye odakladık? Bir sonraki eğitim öğretim sürecimize nerede devam edeceğimizi belirlemek için odakladık ve hazırladık. O yüzden şimdi onu kaygıyla işini zorlaştırıp kullanılamaz hale getirmememiz gerekiyor. Çok çok zorlanıyorsak, kaygımızı yönetmekte çok sıkıntı yaşıyorsak öncelikle kaygımızın ne kadar gerçekçi olduğunu düşünelim.
Gerçekten sınava girmek hastalık açısından bize bir risk oluşturacak mı? Eğer oluşturacaksa bunu nasıl kontrol edebiliriz? Kontrol edebilmemiz için elimizde silahlarımız var, maskemiz var. İstemezsek çıkarmayabiliriz. Ama güvenli, temiz bir ortamda olduğumuza inanıyorsak çıkarmamıza izin geldi. Bunun yanında sosyal mesafe kuralımız var. Zaten sınav ortamları sosyal mesafe kuralına uygun düzenlenecek. Toplu taşıma ile ilgili bu süreçle ilgili önlemler alınmış olacak. Tamam, o zaman hastalıkla ilgili riskleri minimalize etme şansımız olacak. Peki sınava hazır olduğum, olamadığım acaba yeterli hazırlığı yaptım mı? Bence bu süreçte sürecinizin kopmayı engellemiş olmanız, çalışmaya devam edebilmiş olmanız, belki Eylül ayında planladığınız gibi olmasa da Haziran'a kadar bu süreci devam ettirmiş olmanız zaten büyük bir başarı. En önemlisi sağlıkla kalmanız büyük bir başarı. Kendinize şefkat vererek, bu süreçte kaygılarınızla yüzleşerek, kaygınızın düzeyinin gerçekten hayatta kalmanıza yardımcı olup olmadığını iyi değerlendirmeniz çok faydalı olacaktır. Eğer kaygınızın haddinden fazla bir noktaya geldiğini, size zarar verdiğini düşünüyorsanız, hiç geç değil profesyonel bir yardım almak birinci seçenek. Profesyonel yardıma ulaşamayacağınızı düşünüyorsanız, o zaman küçük gevşeme egzersizleri yapmak, biraz hayal kurmak, belki de Eylül ayında hangi üniversitenin kantininde çay içeceğim kısmını hayallemek bize çok iyi gelebilir. Kendimizi güvende hissettiğimiz bir yeri hayallemek iyi gelebilir. Sanki karnımızda en sevdiğimiz renkte bir balon varmış da onu şişirmeye çalışıyormuşuz gibi derin derin nefes alıp vermek bize gerçekten faydalı olabilir. Merak etmeyin, bu süreçte biz sizler için çalışmaya devam ediyoruz. Yaşadığınız her türlü sıkıntılı ve mutlu anlarla ilgili fikirlerimizi, önerilerimizi sizlere sunmaya devam edeceğiz. Sağlıkla kalın, mutlu kalın.